mukaddime, peygamberin delili sıdkı, her bir hareket, her bir halidir. Evet, her bir hareketinde ademi tereddüt ve muterizlere ademi iltifat ve muarızlara ademi mübalat ve muhalif olanlardan ademi tahavvüfü, sıdkını ve ciddiyetini gösteriyor. Hem de evamirinde hakikatin ruhuna olan isabeti hakkiyetini gösterir. Elhasıl, tahavvüf ve tereddüt ve telaş ve mübalat gibi hile ve ademi vüsuku ve itminansızlığı ima eden umurlardan müverra iken, bila perva ve kuvveti itminanla en hatarlı makamlarda olan hareketi ve nihayette olan isabeti, ve iki alemde semere verecek olan zihayat kaideleri harekatıyla tesis ettiğine binaen, her bir fiil ve her bir tavrının iki taraftan yani bidayet ve nihayetten ciddiyeti ve sıdkı nazar ehli dikkate arzı didar ediyor. Bahusus mecmu harekatının imtizacından ciddiyet ve hakkiyet, şule-i cevvale gibi ve in'ikasatından ve muazenatından sıdık ve isabet, berki lami gibi tezahür ve tecelli ediyor. İşaret, zaman-ı mazi ve zaman hal, yani asr-ı saadet ve zaman-ı istikbal, tazammun ettikleri berahini nübüvvet, lisan-ı vahid ile Madeni ahlak-ı aliye olan zat-ı Muhammed'te Aleyhissalatu vesselam da'i sıdkı ve dellalı nübüvveti olan burhan-ı zatinin nidasına cevap ve hemdesti i vifak olarak nübüvvetini ilâ ve ilan ettiklerini kör olmayanlara gösterdiler. Şu halde Kitab-ı Alem'den olan faslı zamanın sahife-i selasesini mütala edeceğiz. Hem de o kitaptan meseley uzma ve münevvere olan Zat-ı Muhammed'i aleyhissalatü vesselam temaşa ve ziyaret edeceğiz. Müddamız olan bürhanın kübrasını onun ile ispat edeceğiz. İşte bu noktaya binaen mesalik-i nübüvvet dörttür. Beşincisi, meşhur ve mesturdur. Birinci meslek, yani mesele-i aliye-i temaşa etmekte dört nükteyi bilmek lazımdır. Birincisi, Leysel kahlu kette kahhul kaidesine binaen suni ve tasannui olan şey ne kadar mükemmel olsa da tabii yerini tutmadığından heyetinin feletatı muzahrefiyeti ima edecektir. İkincisi, ahlak-ı aliyenin hakikatin zeminiyle olan rabıtay ittisali ciddiyettir ve deveran dem gibi hayatlarını idame eden ve imtizaçlarından tevellüd eden haysiyete kuvvet veren, heyet-i mecmuasına intizam veren yalnız sıdıktır. Evet, şu rabıta olan sıdık ve ciddiyet kesildiği anda o ahlak aliye kurur ve hebaen gidiyor. Üçüncüsü, umuru mütenasibede temayül ve tecazüp ve mütezadde olan eşyalarda tenafür ve tedafü kaide-i meşhuresi, maddiyatta nasıl cereyan ediyor? Maneviyat ve ahlakta dahi cereyan eder.'' Dördüncüsü, lil kulli hüküm, leyselikül. Şimdi gelelim maksada. İşte asar ve siyer ve tarihi hayatı. Hatta Adan'ın şehadetleriyle, Zat-ı Peygamber'de vücudu muhakkak olan ahlak-ı aliyenin, kesret ve ihata ve tecemmu ve imtizacından tevellüt eden İzzet ve haysiyetten neş'et eden şeref ve vakar ve izzet-i nefis ile ferişteler devlerin ihtilat ve istiraklarından tenezzühleri gibi sırrı tezada binaen o ahlak-ı aliye dahi hile ve kizbden tereffü ve tenezzüh ve teberri ederler. Hem de hayat ve mayeleri makamında olan sıdık ve hakkiyeti tazammun ettiklerinden, şule Cevval'e gibi nübüvveti aleniyete çıkarıyor. Tembih, ey birader, görüyorsun ki bir adam yalnız şecaatle meşhur olursa, o şöhret ona verdiği haysiyeti ihlal etmemek için kolaylıkla yalana tenezzül etmez. Nerede kaldı ki cemi ahlak-ı âliye birden tecemmü ede? Evet, mecmuda bir hüküm bulunur, fertte bulunmaz. İşaret ve tembih Görüyoruz, bu zamanda Sıdık ve Kizbin mabeynleri ancak bir parmak kadar vardır. Bir çarşıda ikisi de satılır. Fakat her bir zamanın bir hükmü var. Hiçbir zamanda asr adet saadet gibi sıdık ve kizbin ortasındaki mesafe açılmamıştır. Şöyle ki, Sıdık, kendi hüsnü hakikisini kemali haşmetle izhar ve onun ile temessük eden Muhammed'i aleyhissalatu vesselam, âlâ-i illiyini şerefe ila ve alemde inkılab-ı azimi ika ettiğinden, şarktan garba kadar, kizbden bu derecesini göstermekle, kıymeti aliyesini ila etmek cihetiyle, suku ve metaını gayet nafık ve raic etmiştir. Şimdiki hürriyet gibi. Ve kizb ise, teşebbüsat azimeyi murdarların laşeleri gibi ruhsuz bıraktığı için, nihayeti kubuhunu izhar ve onun ile temessük eden müseylime ve emsali, esfeli safilini hissete düşürdüğü cihetle meta-ı zehr aludu ve suku gayet muattal ve kesad etmiştir. Menfur casusluk gibi. İşte ehli izzet ve tefahur olan kavmi Arap'ın tabiatlarındaki meyl-ü raiç sayıkasıyla müsabaka ederek o kasit kizbi terk edip ve raic sıdık ile tecemmül ederek adaletlerini aleme kabul ettirmişlerdir. İşte sahabelerin aklen olan adaletleri bu sırdan neşet eder. İrşad ve işaret, tarih ve siyer ve asar noktayı nazarından dikkat olunursa Muhammed aleyhissalatu vesselam 4 yaşından 40 yaşına kadar Lasiyema şe'ni, ahlakı ve hileyi dışarıya atmakta olan harareti gariziyenin şiddeti iltihabı zamanında kemali istikametle ve kemali metanetle ve tamamı ıttıradı ahval ile ve müsavat ve muazeneti etvar ile ve nihayeti iffet ile ve hiçbir hali mesturiyeti muhafaza etmeyen lasiyema öyle ehli inada karşı bir hileyi ima etmemekle beraber yaşadığı nazara alınırsa, sonra istimrar ahlakının zamanı olan 40 seneden sonra o inkılaba azim nazara alınırsa, haktan geldiğini ve hakikat olduğunu tasdik etmezse nefsine levmetsin. Zira zihninde bir sofestai gizlenmiş olacaktır. Hem de en hatarlı makamlarda, garda gibi, tarihi halası mefkud iken ve haytül emel bi hasebil ade kesilirken, gayet metanet ve kemali vesuk ve nihayet itminan ile olan hareket ve hal ve tavrı, nübüvvet ve ciddiyetine şahidi kafidir ve ve hak ile temessük ettiğine delildir. İkinci meslek, yani sahife-i uğla zaman-ı mazidir. İşte şu sahifede dört nükteyi nazar dikkate almak lazımdır. Birincisi, bir fende veyahut kısasta bir adam esaslarını ve ruh ve ukdelerini ahzederek müddeasını ona bina ederse, o fende hazakat ve maharetini gösterir. İkincisi, ey birader, eğer tabiatı beşere arif isen, küçük bir haysiyetle, küçük bir davada, küçük bir kavimde, küçük bir hilafın serbestiyetle irtikap olunmadığına nazar edersen, gayet büyük bir haysiyetle, nihayet cesim bir davada, hasra gelmeyen bir kavimde, hadsiz bir inada karşı, her cihetten ümmiliğiyle beraber, hiçbir cihetle akıl müstakil olmayan meselelerde, tam serbestiyetle, bila perva ve kemali vüsuk ile, ala ruusil eşhad, zikir ve nakilden güneş gibi sıdkın tulu edeceğini göreceksin. Üçüncüsü, Bedevilere nisbet çok ulumu nazariye vardır. Medenilere nisbeten lisan-ı adat ve ef'alin telkinatıyla ulumu mütearifenin hükümlerine geçmişlerdir. Bu nükteye binaen bedevilerin hallerini muhakeme etmek için kendini o badiyede farz etmek gerektir. Eğer istersen ikinci mukaddimeye müracaat et zira şu nükteyi izah etmiştir. Dördüncüsü, bir ümmi ulema meyanında mütedavil bir fende beyanı fikir ederse, ittifak noktalarda muvafık olarak ve muhtelefün fiha olan noktalarda muhalefet edip musahihane olan söylemesi, onun tefevvukunu ve kesbi olmadığını ispat eder. Şu nüktelere binaen deriz ki, resul Ekrem aleyhissalatu vesselam malum olan ümmiyetiyle beraber güya gayrı mukayyed olan ruhu cevvale ile tayy zaman ederek mazinin amakı hafasına girerek hazır ve müşahit gibi enbiya-i salifenin ahvallerini ve esrarlarını teşrih etmesiyle bütün enzar aleme karşı öyle bir davay azimede ki bütün eskiyay alemin nazarlarını dikkate celbeder, bila perva ve nihayet vesuk ile müddaasına mukaddime olarak, o esrar ve ahvalin ukad hayatiyeleri hükmünde olan esaslarını zikretmekle beraber, kütüb-ü salifenin ittifak noktalarında musaddık ve ihtilaf noktalarında musahih olarak, kısas ve ahvali enbiyayı bize hikaye etmesi, sıdık ve nübüvvetini intac eder. Teznip Cemi enbiyanın delaili nübüvvetleri, sıdkı Muhammed'e aleyhissalatu vesselam delildir ve cemi mucizatları Muhammed'in bir mucize-i maneviyesidir. Aleyhimüsselam. بunda دقتاد أن Sen اشارة. اي برادر دير. بازن كسم بورهانين يرني تطار. زيرا بورهانى تزامون دير. اولى قص عليه القصص للحصص. وسير روحه في اعماق الماضي وفي شواهق المستقبل. فكشف له الاسرار من زوايا الواقعات. إن نظره النقاد أدق من أن يدلس عليه ومسلكه الحق أغنى من أن يدلس على الناس. Evet, نعم. Onun nuru nazarına hayal kendini hakikat gösteremiyor ve hak olan mesleği telbisten müstanidir.